doğru çok yoğun bir enerji var. O enerji varken de vücuda işte sakin olduk, işte çimlerin nefes alacakları çok tehlikeli olmayabiliyor. Bu yüzden sizin söylediğiniz gibi spor yapmak da aslında çok önemli. Düşünce, duygu daha düşüncüsü. Biz öfkelendiğimizde daha mübalağa düşünme, daha dramatik düşünmeyi bilgi oluruz. Orada biraz kendimizi sakinleştirmemiz önemli. Evet bir olay oldu ama şimdi ben de yapabilirim. Bilgileri alamam çünkü. En azından daha olduğunu düşünmeyi kendimizi sevindiririz. Bir şeyle karşılaştın, bir olay var, değil mi? Evet. Veya olay direkt seninle ilgili. Bizim arkadaşlarımız birebir bir anında yarattı. Yani şimdi her şey üstünde böyle. 5 dakikanın içinde bir şey patlar, yolda giderken de resmen bir şeydir. Olay bir dahil olmak zorunda kalır. İşte burada bu iletişimle ilgili, benim bahsettik ya, öfke kontrol. En önemli şey işte öfke kontrol. Edilene iletişim dediğimiz yani o karşılıklarla iletişim sağlayabilmek, uzlaşabilmek, insanların dolayısıyla bu yöne peki ağabeyin kavramı neyse dolayısıyla o yani belediyenin ve hesaplarına uymayan da gerekli işlemler yapar. Şimdi bu arkadaşların grubunda mesela bir olay yaşadığında ne öneriyorsun? Sabah örneğin bir olay yaşadığımız için bütün gücümüz aslında kötüleşiyor. Oluyor ya, gerçekten. Yani, çıkta buradan çıkıyorsunuz, saat 6'ya geldiğinde belli bir yerde trafik var. Her akşam o trafiğe sinirleniyorsunuz. Alternatif bir yol arayabilirsiniz. O arkadaşınızla ortak bir problemi çözdüğünüzde neler yapabilirsiniz?